mesajı alamadılar, müjdeyi alamadılar yani. Şimdi bu beklenmedik bir sonuç değil. Hı hı. Benim açımdan tabii emekli yurttaşlarımız açısından çok hayal kırıklığı yaratan bir sonuç ama bizim açımızdan beklenmedik bir sonuç değil. Evet. Sebebini söyleyeyim. Türkiye'de 16-17 milyon civarında emekli var. Bunlardan en az 6,5 milyonu ayda 7500 TL ve aşağısında maaş alıyor. Eğer ölüm aylığı alanları ve EYT'den yeni sisteme girenleri de düşündüğünüzde bu rakamın 8 milyonu bulduğu ve hatta geçtiğini iddia edenler de var. Şimdi bir kere hayal edin. Anlatabiliyor muyum? Yalnızca evinize 7500 TL maaş giriyor ve onunla geçinmek zorundasınız. Hani sokaklarda mikrofon tutuyorlar ya, bir 65 yaşlarında bir adamcağız geldi mikrofona dedi ki dinleyin beni, dinleyin bir şey söyleyeceğim dedi. Şu kadar yıl çalıştım, 7500 TL maaş alıyorum. Şuranın Darül Cezelerine şey verdim. Dilekçe verdim. Beni onlardan birine koyun, geçinemiyorum dedi ve yutkundu, daha fazla bir şey söylemeden çekti gitti. Daha fazla bir şey o söyleyemedi, soran da soramadı. Şimdi tablo böyle bir tablo. Şimdi bu tablo içerisinde bu maaş zammı, emeklilere maaş zammı nereden çıkacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Temmuz'da tatile girdi. 15 Temmuz'da tatile girdi tam 1 Ekim'e kadar. Ne zaman yapacaktı ki düzenlemeyi? 2,5 ay tatildeydi. Geldi 1 Ekim'de. Hani şunu beklersiniz değil mi? 1 Ekim'de açılışı yaptık pazar günü. 3 Ekim'de de salı günü ilk şey yapılıyor, oturum yapılıyor falan. Ya şöyle bir iki yaprak şey var, gündem var. İki yaprak gündem. Grup önerileri ki bunlar rutindir. Arkasından ne bir kanun teklifi, ne mecliste milletvekillerinin maaşlarının düzeltiyorum, emeklilerin maaşlarının düzeltilmesine yönelik falan herhangi bir teklif. Ne var? 2 yıldır bekleyen uluslararası sözleşmelerin onanması var. Sayın Günaydın, bu arada Yeşil Sol Parti emekli maaşlarının görüşülmesi için bir grup önerisi de verdi. Ama AKP ve MHP reddetti. Saadet Partisi de verdi, evet, CHP de verdi. Evet. Onlar her hafta bir siyasal parti tarafından veriliyor, evet, ve evet reddediyorlar. Ve reddederken de şunu söylüyorlar. Aslında reddetti. Saadet Partisi de verdi, evet, CHP de verdi. Evet. Onlar her hafta bir siyasal parti tarafından veriliyor, evet, ve evet reddediyorlar. Ve reddederken de şunu söylüyorlar. Aslında çok da reddetmek istemeyiz de ama hani bunu bir komisyonlardan geçirelim de getirin. Biraz reddediyoruz. Geçirin. Komisyonlardan geçirin. Hangi komisyondan geçirecekseniz geçirin de bu işe bir çare bulun. Şunu da ifade etmek isterim. Hani böyle kaynak yokluğu bilmem ne falan gibi meselelerle açıklanabilecek bir durum değildir. Bir rakam daha vereyim size. Türkiye'de 6 Şubat'ta 11 ili mahveden deprem yaralarını hepimiz hatırlıyoruz. Bunun büyüklüğü, konut hasarı büyüklüğü 56-57 milyar dolar. Anlatabiliyor muyum? İşte bugünkü kurla çarparsanız aşağı yukarı 1,5 trilyon TL ediyor. Peki KKM'nin, kur korumalı mevduatın, Türkiye'ye Merkez Bankası ve Hazine olmak üzere toplam yükü ne kadar? 700 milyar lira. Yani siz kamuyu ve devleti tüm o depremin yıktığı ve depremin verdiği zararın yarısını yalnızca KKM üzerinden vermişsiniz. Dolayısıyla KKM'ye, yani parası olanın daha fazla para kazanması için oluşturduğunuz bir mekanizmaya, para aktarmaya gelince Merkez Bankası para basar, hazine para bulur. Ama emekliye maaşa gelince beyefendiler konuşma yetilerini kaybediyorlar. Yani buradan bir kez daha söylemek isterim ki 7500 TL ile yaşayabilmek mümkün değildir. Bu artık açlık sınırıyla falan da tanımlanabilecek bir noktanın ötesinde bir durumdur. Buna bir an evvel çare bulunması gerekmektedir. Bir sözümü de emeklilere söyleyeyim. Yüzde kaçı acaba en son seçimde AKP'ye oy vermiştir diye bir soru sorasım geliyor. Yani bütün bunlar, bütün bu olan biten kimin nereyi nasıl desteklediğine ilişkinde bir iş. Yani AKP rantı desteklemeyi sever ama yoksula
dar gelirliye, çalışana, emekliye kaynak aktarmaya gelince arkadaşlar cimridir. Onu unutmamak gerekiyor. Bir de çalışan emekliler alamayacak ki, emeklilerin kaçı çalışmadan yaşayabilir durumda. Çalışan emekli cezalandırılabilir mi ya? Yani bir adam 65-70 yaşını geçtikten sonra çalışıyorsa keyfinden midir bu? Evet, zaten ben hani markette mesela, bizim markette her sabah giderim. Emekli çalışıyor. Doğru dürüst bir emekli maaşım olsa da şurada çalışmak zorunda kalmasam tabii, bu yaşımda diyor. Yani bu vatandaşlara 5 bin lira veremiyorsa da artık hala bunu tartışıyoruz. 5 bin lira Kasım'ın ilk haftası, öyle mi? Şeyden sonra da 2024'te de emekli maaşı. Yılbaşına da konuşulacak. Yani sabredin demişti Erdoğan. Peki, ama mesela son, kendi maaşıyla ilgili sabretmesine gerek kalmadı. Hatırlıyor muyuz? Eylül ayı enflasyonu aylık %4.75. Tabii. Yıllık %62 civarında. Tabii. Yani böyle bir tablo varken 7500 TL'yi de hatırlayalım, o komik bir şeydi değil mi? Zam yapamadılar. 7500 TL'de sabit kaldı garip oyunlarla. Ve bunun üzerine her yıl, her ay %4, %5 bir enflasyon var ve insanların maaşlarında hiçbir değişiklik yok. Maalesef. Peki CHP'ye dönelim mi? Tekrar? Hadi dönelim. Ne yapalım mecburen? Dönelim. Şimdi Sayın Günaydın. Beni bulmuşken CHP'nin dışında bir şey konuşmayın siz. Yok hayır, siz zaten sıcak olanı söylediniz. Belki siz de sıkılmışsınızdır diye. İnsan bazen dışına çıkmak istiyor ya, çok içinde olduğu kalın. Ya şöyle bir duygu var. Ben CHP'nin konuşulmaması gerektiğini düşünenlerden değilim. Yani kol kırılır, yen içinde kalırsa o kolun kırılmaması mümkün olmaz. Bizim bunu bir demokratik şeffaflık içerisinde konuşmamız lazım. Çünkü sorumlu olduğumuz yer yalnızca parti meclisi, yalnızca grup, yalnızca üyelerimiz değil. Yani profesyonelimiz 100 bin, üyemiz 1 milyon 200 bin, bize oy veren 15 milyon ama bize oy verme kapasitesi olan, verebilecek anketlerde görülen en az 25 milyon insan var. Sadece CHP'ye oy verebilecek. O halde benim bu öz eleştiri sürecini toplumla beraber yapmam gerekir ki toplum şunu düşünsün artık. Ya bu insanlar doğru bir öz eleştiri süreci yaşıyorlar. Eksik kalan yanlarını nasıl tamamlayacaklarına ilişkin bizi de ikna edecek bir yönelim içindeler. O halde biz bir kere daha bunu düşünelim. Her seferinde söylüyorum, bir kere daha tekrar edeyim. Biz 100 yaşında bir partiyiz. Alman Sosyal Demokrat Parti SPD 175 yaşında. SPD de seçim kaybediyor. Kaybediyor. Dünyada sosyal demokrasinin krizi sadece bizde değil, birçok ülkede var. SPD seçim kaybettiği zaman 100 sayfa hatalardan öğrenmek diye uzmanlarla, bağımsız sosyal bilimcilerle vesaire bir şey yayınlıyor, rapor yayınlıyor ve bu raporu kamuya okuyun ve bizi eleştirin diye sunuyor. SPD bunu yaparken SPD'yi mahvedeyim, bir daha kendini doğrultamasın diye mi yapıyor? Yoksa SPD'nin temellerini güçlendireyim diye mi yapıyor? O halde biz özellikle eleştirel düşüncenin sahipleri, yaratıcıları, bugüne getiricileri, diyalektiği ağzımızdan düşürmeyen bizler, o halde bu tartışmayı toplumla beraber ama yapıcı bir şekilde, partiyi geliştirici bir şekilde, kimi suçluyorsak, kimde ne eksik varsa onu uygun bir üslupla söylemek ve yerine ne konulması gerektiği konusundaki düşüncemizi de ifade etmekle sorumlu ve yükümlüyüz. Ama benim başımdan şöyle bir sorun var. Şimdi doğal olarak siz beni yakaladığınız zaman sırf CHP soruyorsunuz. Ben mecliste CHP dışında sürekli Türkiye'nin gündemini konuşuyorum ama bizi mesela kanallarda izleyen arkadaşlar mesela emekli meselesi olmasa şöyle düşünürlerdi. Emeklinin maaşı 7500 lira sen yatıp kalkıp CHP konuşuyorsun. Anlatabiliyor muyum? Tabii bunun böyle bir şeyi de var, durumu da var. Evet. Hemen devam edelim o zaman. Peki. Şimdi dün Cemal Can Polat'ın açıklamalarını açıkçası ben şaşkınlık içerisinde karşıladım. Öncelikle şeyi merak ediyorum. İYİ Başkanlığı'na aday birinin orada projelerini yapacaklarını anlatması gerekirken belediye başkanına, halkın iradesiyle, halkın oylarıyla seçilen bir belediye başkanına ağır ithamlarda bulunması parti içerisinde nasıl karşılandı? Bugün devamında şunu söylemek istiyorum. Bugün özellikle yandaş basında İmamoğlu'na yönelik çok fazla haber okudum. Cemal Can Polat'ın açıklamalarına dayanan ve İmamoğlu'na hedef alan haberlerdi. Gelinen süreçte biz bugün İmamoğlu'nun ahmak davası gibi, Diyarder davası gibi içi boş ancak İmamoğlu'nun mahkum edilmeye çalışılan dosyalarıyla karşılaşıyoruz. Can Polat dün yaptığı bu açıklamayla belki kendi seçilseydi bile 5 ay sonra
belediye başkan adayı olacak Ekrem İmamoğlu iktidarın önüne yem olarak atmadı mı? Ya da Can Polat seçilseydi bu kadar ağır ithamlarda bulunduğu bir belediye başkanıyla, belediye başkan adayıyla yol yürüyebilir miydi? Açıkçası samimi konuşmak gerekir. Hı hı. Ben Cemal Bey'i eski tanırım. Yani Özgür Çelik'ten çok daha eski tanırım. Hı hı. Özgür Bey Bahçelievler ilçe başkanlığımızı halen yapan bir arkadaşımız. Oradan il başkanı seçildi. Cemal Can Polat yıllarca evvel Küçükçekmece ilçe başkanlığımızı yaptı. İl başkanlığımızı hı hı. yaptı. Bu camianın tanınır bir insanıdır. Yaşını başını almış deneyimli bir insandır. Saygın da bir insandır. Yani çevresinde tanınır, bilinir bir insan. Ben Cemal Bey'in bu yaptığı konuşmaya şaşırdım. Yani kendi adıma şaşırdım. Ben de bir gazeteci olarak şaşırdım. Kongreden sonra kendi...